Yarışmacılar gözlerini fırınlarından ayırmayıp heyecanla mini keklerinin pişmesini bekliyor. Ve bisküvi dolgulu mini kekler bir bir fırınlardan çıkıyor. Bakalım yarışmacılar keklerini kıvamında pişirmeyi başarabildiler mi? Yarışmacıların süreleri artık bitmek üzere. Son hazırlıklar yapılıyor ve servis tabakları hazırlanıyor. Ve süreleri dolan yarışmacılar sunum tabaklarını tadım masasına isimlerinin arkasına bırakıyor. Birazdan jüri gelip kimin tarifini tattığını bilmeden yorumlarını yapacak ve ilk günün eleme adayı belli olacak. Güzel bir tarifti. Hani benim çok sevdiğim şeyler vardı içinde. Hani kendimin hani evde yapıp yiyebileceğim şeylerdi. O yüzden severek yaptım. Ve teknik tarifi uygularken ufak tefek yanlışlar yaptığını düşündüğümüz günün en az beğendiğimiz tabağı olan tabak. Arkadaşlar elinize sağlık. Güzel bir teknik etaptan geçtiniz. Tarifi beğendiğinizi umarız. Güzel tarif. Güzel tarif şef. Hadi bakalım. O zaman biz şimdi bir tadına bakalım ve ona göre de karar verelim. Afiyet Buyurun. Olsun. Arkadaşlar elinize sağlık. Bugünkü teknik etapta 3 tane tarif tattık ve bu tariflerden bir tanesini gayet başarılı bulduk. Diğer 2 tarifte ufak tefek sıkıntılar vardı ve biz bu sıkıntıları değerlendirerek bugünün en az beğendiğimiz tabağını seçtik. Bugünkü teknik tarifte üçümüzün ortak kararıyla en az beğendiğimiz ve teknik tarifi uygularken ufak tefek yanlışlar yaptığını düşündüğümüz tabak. Bu tabak. Onur. Geçmiş olsun öncelikle. Ufak tefek hatalarını bulduk. Beraber hataları yorumlayacağız diğer tabakla beraber. Onur, bence buradaki en büyük hata lezzet olarak bir sıkıntı olmamasına rağmen kekinin kabarmamasıydı. Benim tahminimce kekin hamurunu olması gerektiğinden biraz daha fazla karıştırdın. Kekin aslında kuru malzemesini koyduktan sonra sadece bir iki kez karıştırmak bile o homojen kıvamı gördükten sonra tamamıyla durmak gerekiyor. Muhtemelen sen karıştırdın ve böylece kekin çok daha sıkı bir hale aldı. İstediğim kadar yükselmemiş, lezzet olarak güzel olsa da o sıkılık yediğiniz kıvamı biraz değiştirdiği için diğer arkadaşlarından seni dezavantajlı duruma soktu. Yes. Evet, haliyle biraz içine çökmüş. Diyecek fazla bir şey yok. Gece doğruları söyledi zaten. Ben sıvı malzemelerle karıştırdıktan sonra unu koyarken mikser kullanmadım. Sadece çırpma teli kullandım. Elle mi karıştırdın? Evet, çırpma teli kullandım. Unu öyle karıştırdım. Tek yaptığım hata unu elememek olabilir. Unu olabilir. Ağırlaştırıp muhtemelen çok, çok fazla kabarmasını resme baktım. Çok fazla malzeme koymadığım için çok fazla kabarmadı. Fakat fırında kaldığı süre göz önünde bulunursa senin tarifinin diğer ikisine nazaran bir tık daha hani tadı hafif yanmaya doğru kaçmaya başlamış. Ben o yanık tadını ben de aldım. Evet, netice itibariyle ilk gün ilk heyecan. İyidir. İyidir. Bir musibet bin nasihattan iyidir. Kesinlikle. Bugün burada oluyor olman hiçbir şeyin sonu değil. Hatta şu an daha çok rahatladım yani. Öyle mi? Değil mi? Dibi bir görmek sonra. Evet. Yukarıya çıkman için bir sonraki bence iyi bir daha rahatladım. Onur, yarın senden süper bir performans bekliyorum. İnşallah. Ve bugünün artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz. İlk günün adayı Onur oldu ama hiçbir şey bitmiş değil.
Yarın yine bambaşka tariflerle, şahane bir teknik etapla yine karşınızda olacağız. Yarın Ver Fırına'da görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Bugünlük bizden bu kadar. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bugün yarışmacılarımızın yapacakları tarif en güzel kek tarifleri. 3-2-1 Ver Fırına kolay gelsin. Süper bir kural. %100 yapmanız gereken bir şey. Olabilir. Yani jüri seni yönlendirdi. Evet. Ben bunu kullanmasını çok doğru bulmuyorum. Onu... Biraz şöyle kavurup iri iri bıraksaydın. Niye çektin? Biraz taneli. 30 mu? 12. Ne oldu peki? Nedir? Kek parçalandı. Önce bir derin nefes al. Olmadı ya. Bir daha söylüyorum. Ece de söylüyor. Omlet yemek istemiyorum. Melike de kekini yakmış sağ olsun. Aa. İçi pişmedi çünkü. Tarifler bana... Yarışmada iddialı olamayacak kadar sade geliyor. Görüntü yanıltıcı olabilir. Bir de tadına bakmak lazım. Yani çok kötüydü. Lastik gibi. Müthiş bir şekilde sıkışmıştı ve böyle sıkışmış. Yutarken zorlandığıma göre kurumuş galiba biraz. Biraz çiğ gibi. Üç tabağında tadına baktık ve... Günün en az beğendiğimiz tabağı olan... Bu sezon Ver Fırına'da birçok değişiklik var. Sevgili Ece Zahim ve Yağız İzgül. Biraz sıkıntılar yaşayacaksın. O bazen ilk sirkeniyor mu içine girdi? Ne Alperen kimseyi beğenmedi mi? Birinci ben mi olacağım diyor. Onlar çok yavaşlar. Herkese laf atıyor. Oo, olmuşu zor. Bugünkü konseptimiz dolgulu tavuk yemekleri. Fakat şimdi tadım zamanı. Bir takım belli hatalar var sizlerin yapmaması gereken. Yediğimde şaşırdığım noktalar oldu. Böyle bir hatayı nasıl yapabiliyorsunuz? Tavuk nasıl kuru olabiliyor? Neden? Alışık olmadığım için hoşuma gitmedi açıkçası. Hiç tadı kalmamış, hardal tadı alamıyorsunuz. Sıra geldi. Teknik etabı. Tarifi uygulamak için 30 dakika süreniz olacak. Ufak tefek yanlışlar yaptığını düşündüğümüz günün en az beğendiğimiz tabağı olan tabak. Ekranların en tatlı rekabetli programı birbirinden lezzetli tarifleriyle yeni sezona başlıyor. Yarışmacılar ilk günlerine heyecanla başlayarak tezgahlarındaki yerlerini alıyorlar. Ekranların en tatlı, en lezzetli fakat bir o kadar da rekabetçi yarışması Ver Fırına'ya hepiniz hoş geldiniz. Size jüri partnerlerimi tanıtmak istiyorum. Sevgili Ece Zahim ve Yağız İzgül, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhabalar Arda'cığım. Ne düşünüyorsun Ece? Yeni sezonla ilgili fikirlerin, düşüncelerin, beklentilerin? Öncelikle harika bir stüdyo. Canlısını gördüğüme inanamıyorum. TV'de gözüktüğünden çok daha hoş gözüküyor. Buradaki bugün bu 8 birbirinden güzel arkadaş kadar heyecanlıyım. Bu tarafta sizlerle olmak, bu tarafta sevgili yarışmacılarla olmak ve komple TV8 ekranlarında Ver Fırına'da olmak bence müthiş bir heyecan. Müthiş güzel bir sezon, müthiş rekabetçi bir sezon bence de bizleri bekliyor. Umarım hep beraber sinerjik bir şekilde, enerjik bir şekilde güzel bir yarışma, güzel bir program çıkaracağız diye ümit ediyorum. Beklentilerim bunlar. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Birazcık değişen kurallarımızdan bahsetmek istiyorum. 8 yarışmacıyla güne başlıyoruz ve ilk önemli değişen kuralımız artık yarışmacılarımızı bu sezon... İki jürimiz ve ben de tadım yapıyorum. Toplam 3 kişi olarak tadımlarınızı yapıyoruz. Ve etap sonlarındaki ödüller. Artık yarışmacılarımız ödül kazanmak için sezon sonundaki büyük finali beklemeyecekler. Her etap birbirinden zor, çekişmeli ve eğlenceli olacak. Ve etapın sonunda kazanan
25 bin liralık para ödülünde sahibi olmuş olacak. Birazcık yarışmacılarımızı size tanıtarak ikinci sezonun ilk ver fırınasına başlamak istiyorum. Ve hemen önümdeki tezgahtan Alperen'den başlıyorum. Hoş geldin Alperen. Hoş bulduk şefim. Adım Alperen Astoğlu. 23 Haziran 1997 doğumluyum. Sivas'tan katılıyorum. Profesyonel olarak mutfaklara çalıştım 2 yıl kadar. Otelci Turizm Meslek Lisesi mezunuyum. Kaç yaşındasın Alperen? 18 yaşındayım. 18? Evet. Daha yeni bu meslekteyim şefim. Genç bir mutfak mücadelesi var karşımızda. İkinci tezgahımızda Melike var. Biraz seni de tanıyalım. Melike Eştar, 23 yaşındayım. Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü 7 mezunuyum. Mutfakta profesyonel olarak bir deneyimim yok ama iddialıyım, kendime güveniyorum. Umarım başarılı olurum. Üçüncü tezgahımızda bütün neşesiyle Onur duruyor. Hoş geldin Onur. Hoş bulduk şefim. Onur Akbaş, yemeğin harman olduğu Adana'dan geliyorum. Oh güzel. Kendimi vitrinimi kurmaya geldim. İnşallah burada kendi sunuşumu güzel yapıp Allah'ın izniyle yüzümün akıyla çıkacağım. Bütün arkadaşlara başarılar diliyorum. Burada olmaktan mutluyum. Sizlerle beraber çalışmak hayatımın en güzel heyecanı şu ana kadar. İnşallah devamı gelir. Hadi bakalım inşallah diyelim ve dördüncü tezgahımızda Nalan'la birlikteyiz. Merhaba Nalan, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Nalan Uyar, 1970 doğumluyum. İzmir'den katılıyorum. Lise mezunuyum. 21 sene çalıştım. Sekreterlik yaptım. Artık emekli olmayı bekliyorum. Teşekkür ederim. Peki. Herkese de başarılar diliyorum. Hadi bakalım. Hemen yan standımızda aynı duyguları paylaşan Mükremin'le beraberiz. Ne diyorsun Mükremin? Şefim 19 yaşındayım. Pastırma ve sucuk diyarlarından Kayseri'den geliyorum. Mantı? Mantı da var evet. onu da es geçmeyelim. Mantı evet. Annenler kızar. 3 sene profesyonel mutfakta çalıştım. Yarışmada iddialıyım. Oldukça iddialıyım. Bu yarışmanın bana ileriki hayatımda çok şey katacağına inanıyorum. Mutfağı seviyorum değil, mutfağa aşığım. İnşallah Allah yüzümü güldürür. Elif, sana da bir merhaba diyelim. Merhabalar. Biraz seni de tanıyalım lütfen. Ben de Elif Zahim. Soyadımız aynıymış. Evet, akraba sizinle olduğumuz için muhtemelen yarışmayı siz kazanacaksınız. Korkutlar evet. Yani. Şaka. Yok, şaka çalışmıyoruz. Yani. Güzel aynı bir tesadüf bile yok. Kocaeli İzmit'ten geliyorum ben de. 7 yaşında bir kızım var. Tam zamanlı anne olarak vakit geçiriyorum normal şartlarda. Aşçı bir babanın kızıyım. Onunla yarışacak kadar iyi eli olan bir de annem vardı. Oradan kalma bir mutfak sevgisi var bende de. Ben de aynısını kızımı aşılamaya çalışıyorum. İstediğini yapmayı seven bir insanım genel olarak. Yolun açık olsun diyelim. Çok teşekkür ederim. Hepimize de başarılar diliyorum. Teşekkürler. Ve dişçi koltuğundan mutfakçı tezgahına gelen Mert var. Sen de hoş geldin Mert. Hoş bulduk. Ben Mert. Yarışmaya Kocaeli'nden katılıyorum. Yemek yapmayı seviyorum. Çok yoğun ve ciddi bir işim var. Hani kendime bir fırsat buldum. Yaptığım meslekle mutfağın ve bu tip güzel sanatlar, el becerisinin bir koordinasyonu olduğunu düşünüyor musun? Çok fazla düşünüyorum. Saygın ciddi bir işim var. Bu yüzden burada da aynı saygınlığımı koruyarak size çok fazla eğlenerek güzel şeyler yapmaya inanıyorum. Ya önce yedireyim sonra alayım muayeneye diyorsun. He, değil mi? Güzel. Peki sen de hoş geldin Mert ve bitmemiş bir işi tamamlamaya gelen ve tezgahtaki yerini bulan Carmen. Evet. Hoş geldin. Hoş bulduk. Seni özlemiştik. Teşekkür ederim, ben de sizi özledim. Geçen sene tatsız bir kar kazasında ayağını kırarak maalesef yarışmayı yarım bırakmıştın. Evet. Hayır, göstermem. Neden Carmen? Tarihsiz bir kaza yaşadım. Ayağım kırıldı. Ameliyata girdim. Ameliyat olmak zorunda kaldım ve dolayısıyla yarışmadan otomatik olarak elendim. O günden bugüne neler değişti? O günden bugüne şöyle pastacılık ve ekmekçilik okulunu bırakmak zorunda kaldım. Kendi işimi devretmek zorunda kaldım. Yaklaşık 5 kilo kadar aldım. Sürekli oturuyordum. O yüzden alçılı ayağımı tezgahın üzerine kaldırıp bulaşık yıkayıp ya da yemek yapmaya başladım. Ödülü kazanmak için buradayım. Şu an hiçbir şeye sahip değilim ama bu kazandığım parayla artık acı çeken barınaklarda zor şartlarda yaşayan hayvanları kurtarmak için harcayacağım. Belki de yeterli değil ama. O yüzden ödülü kazanmak için geldim. Hoş geldin sen de. Netice itibariyle 8 tane pırıl pırıl yarışmacıyla Ver Fırın'ın ikinci sezonuna başlamak üzereyiz. Süremiz her zaman olduğu gibi 60 dakika ve yarışmadaki ilk gün konseptimiz dolgulu tavuk yemekleri. Eğer hazırsanız Ver Fırın'ın ikinci sezonunun ilk etap başlangıcını yapıyorum. 3, 2, 1,
Ver fırına, kolay gelsin. Yarışmacıların ver fırına mutfağındaki ilk görevleri 60 dakikada dolgulu tavuk tarifleri hazırlamak. Yeni sezon yarışmacıların işleri biraz daha zorlaşıyor. Hem ilk etapta tariflerini 3 ayrı jüriye beğendirmeleri hem de teknik etapta sadece fırınla sınırlı kalınmayan ocakta da pişen tarifleri kısa sürede hazırlayıp eleme adayı olmamak için mücadele etmeleri gerekiyor. Yarışmacılar yeni, konseptte birazcık değişiklikler var ama bomba gibi bir sezon bizi bekliyor. Çünkü geçen seneden koyduğumuz çıtayı bu sene bir basamak daha yukarıya çıkartacağız ve geçen seneden daha iyi adaylar, daha iyi yemekler, daha farklı reçeteler bekleyeceğiz. Bu sene daha sıkı olacak. Elimi kestim de. Kanamasa sorun yok aslında. Kestim ya, kestim daha dakika bir gorbil. Ben eğer bugün bir tavuk sarma yapıyor olsaydım, tavuğun kesinlikle kalça kısmını kullanırdım. Çünkü kalça kısmı tavuğun çok daha yağlı olan kısmı. Yağ demek sonuçta yiyeceğiniz tavuk sulu olacak demek. Ve siz sulu olacak tavuğunuzun içerisine biraz daha içten güçlendirecek bir malzeme koyduğunuzda ve tarifinizi her aşamada tuz ve karabiberle buluşturduğunuzda şöyle ufak bir de değişiklik kattığınızda kesinlikle çok daha lezzetli bir tavuk olacaktır. Ver fırınının ilk gününde mutfakta sessizlik hakim. Yarışmacılar heyecanlı. İlk tarifleri de hazırlarken mümkün olduğunca dikkatli olmaya çalışıyorlar. Tavuk sarmayı yaparken dikkat edilmesi gereken bir takım çok önemli noktalar var. Önemli ama basit. Tavuğun göğsü, genellikle sarma yaparken göğüs kullanırlar. Çünkü butu kullanmaya korkarlar. Butun kemiğini çıkarmak, o şekilde güzel bir şekilde buttan üzeri derisiyle beraber filetosunu çıkarmak birazcık zor iştir. Bunu yapacaklarını tahmin etmiyorum. Çoğunlukla göğsü tercih edeceklerdir. Ve bunu yaparken dikkat etmeleri gereken bir nokta var. İçerilerinde kullanacakları dolgu malzemesini, iç harcı malzemesini muhakkak yağlı ve sulu tutmaları gerekecek. Neden? Çünkü göğüs eti kuru bir et. Bu kuruluğu bir şekilde telafi etmeleri gerekecek. Bunun için dikkatli olmaları lazım. Kajularımızı da ilave ettikten sonra kajuların kokusu çıkmaya başlayana kadar karıştırıyoruz. Burada çok büyük kalmış bir parça yakaladım. Okuyalım bakalım ne demişiz burada? Soğan, kereviz ve sarımsağı sotele. O zaman sarımsak, hemen sarımsağı soteliyoruz. Yumuşadıktan sonra ıspanakları atacağım. Birazcık ıspanakları da öldürdükten sonra, ama çok az öldürüyorum onları. Çünkü tamamı fırının içinde ölecek. Daha sonra saracağım ve fırına atacağım. Mutfakta hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmacılar önce tariflerinin iç harcını hazırlıyorlar. Alperen bugün üzeri pekmezli, içi de hellim ve füme et dolgulu tavuk sarma yapacak. Hoş geldiniz. Merhabalar Alperen, nasılsın? İyiyim Şerim, siz nasılsınız? Sağ ol, teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor, biraz heyecan var. Hani ilk gün sonuçta. Olsun, o hepimizde var. Aynen. Ya aslında ilk olarak ben yayınlanacağım. Hani televizyonda insanlar ben fırına yaşında ben çıkacağım. Yani ben ve 8 diğer arkadaş, yeni arkadaşımız çıkacağız. Güzel bir duygu. Birinci olmak isterim herkes gibi. Olursam da özel bir mutfak okuluna gideceğim. Eğer hani büyük ödülü kazanırsam mutfak eğitimine devam edeceğim. Şimdi sen bize neler yaptığını anlayacağını... Başta, şu an güzel kokuyor. Zeytinyağında yeşil soğanları kavurdum. Ardından bir tane az bir şey, yarım şişeli biber attım şundan. Onu da kavurduk. İlk başta özür dilerim. Soğumalı fıstıklar attım. İlk başta biraz kokusu çıktı. Ardından yeşil soğan attım. Soğumalı fıstıkta önce yağ attım mı, atmadım? Atmadım. Önce fıstıkları koydum. Önce fıstıkları, sonra yeşil. Fıstıkları birazcık... Yani çok değil. Biraz da biraz daha kavurabilirdim. Birazcık erken ama aldım. Ama rengi ben. Bence güzel gözüküyor. Rengi birazcık sanıyor. Rengi aldıktan sonra zeytinyağı, yeşil soğan attım. Ardından şimdi biberini verdim. Biberiye de ama özellikle bunu belirtiyorum. Dövüşsünler. Dövüp ekledim. Biberiye de dalı ayırdım. En son fesleğen yaprağı attım, iki tane. Onu en son aşamada alıp geri içinden alacağız. En sona çekmeden önce çok ufak bir miktara tereyağı attım. Bir, yani tutması için de lezzet için ama tereyağını en son attım. Şimdi aynı tavamı ısıtacağım. Biberiye olduğu aynı için. Aynı tavayı kullanma sebebin nedir?
biberiye lehim çok yakışıyor. O kokuyu tekrar malzemene geçirmek istiyorum. Tekrar malzeme geçirmek istiyorum. Tamam. O aramayı kaybetmek istemiyorum. Hani dibinde kalan malzemeyi. Gerçi bak şöyle bir şey yaparken yapışmaz tava kullanmamak lazım. Sen tava dibi kalıntılarını kullanmak istiyorsan birazcık daha kovmasından... Normalde çelik tavada. Çok bir şey kalmadı yani. En azından belki birazcık daha yağ ekleyip bir iki fesleğen veya ne bileyim başka biberiyeyle o yağı lezzetlendirebilir misin diye düşünüyorum. Şöyle bir yağ koyacağım da hellim yapacağım için hellim dağılma riski var. Sert mi hellim? Yok. Bu dağılma. Biraz yumuşak ama yine de kolay kolay dağılacağını sanmıyorum. Neyse benimki bir fikir. Yok. Bence biraz ısındıktan bu hellimin tadına bir baksın ne dersin. Değil mi? Tuzluluk oranı çünkü hellimde en kritik olan nokta. Kesinlikle tuz atmadım buna. Tamam. Tavuğa çok az bir şey attım. Füme etinme de tuz, hani tuz tadına bakacağım. Ona göre üstüne tuz eklemesi yapacağım. Yani güzel asit, tatlı, tuzlu, evet, acı biraz... hepsi bir arada diyorsun. Evet hepsi bir arada. O yüzden silke katacağım biraz asitlik olsun diye. Hani tatlı olacak. Şili biber var, acı var. Acı olacak gibi. Bakalım sonucu merak ediyorum. Peki biberlerin çekirdeklerini içerisine ekledin mi? Hayır eklemedim çünkü eklesem aşırı acı olacağını biliyordum. O yüzden eklemedim. Bakalım. Bakalım nasıl olacak. Ben de mesela acı seviyorum. Benim çekirdeğini çıkarmayı ya sevmiyorum. Çok fazla acı baskın olmasın ya şef. O yüzden çok eklemedim. Ya Alperen kimseyi beğenmedi mi? Birinci ben mi olacağım diyor. İnşallah. İşte başkalarını İnşallah, bol şans. Teşekkürler şef. Alperen. Jürinin ilk günden yarışmacılardan beklentisi oldukça yüksek. Bakalım etabın sonunda dolgulu tavuk tarifini 3 jüriye birden beğendirmeyi başararak koruma altına alan isimler kimler olacak? Melike bugün kremalı patates ve biberli sos yatağında ıspanak dolgulu tavuk pirzola yapacak. Merhabalar Melike. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok güzel bir duygu. Yeni sezonun yeni yarışmacılarındanım. Yani çok mutluyum seçildiğime. Rakiplerimin beni zorlayacağını tabii ki de biliyorum. Ama ben de onları birçok konuda, birçok noktada zorlayacağım. Mutfak konusunda hiçbir eğitimim olmadı. Profesyonel olarak bir eğitim almadım. Ama kendime çok güveniyorum ve bu yarışmada da iddialıyım. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Biraz heyecanlıyım. İlk program malum ilk sezon. Aha. Biraz da elimi kestim. İlk öyle başladım zaten. Biraz çok kötü başladım. Ufak gibi. Yok, kötü çok demeyelim. Ufak bir şey. Nazar. Evet nazar oldu galiba. O aslanın aksesuarı. Evet bence de katılıyorum. Şimdi... Tek parmaklarına Melike, o şekilde kesersen parmaklarını daha çok kesebilirsin. Birazcık daha boğumlarından bir kere ellerini, şu parmaklarını şekil koruman lazım. Tamam. Gerek yok. Bir de tahtanın sakin altına bakabilir miyim ben bir? Tabii. Tahtanın altında bir şey eksik. O yüzden elini kestim. O büyük tahta. Hayır. Eğer bir peçeteyi çok hafif ıslatıp tahtanın altına koyarsan şu hareket olmaz. Bu hareket olmazsa da elini kesme ihtimali biraz daha düşer. Çok teşekkür ederim. Ne demek? Şimdi tarifinin hangi aşamasındasın? Bize nasıl bir tavuk sarma yapıyorsun? Diğer arkadaşlardan tavuk sarmanın farkı ne olacak? Ispanak dolgulu bir tavuk sarma yapacağım ben. İçinde biber haşlıyorum. Ondan sonra patatesimi püre haline getireceğim. Bunu bir yatak olarak yapacağım servis tabağına. Üstüne ıspanak dolgulu, kremalı, üzerine parmesan peyniri serpeceğim. Öyle bir tavuk servis edeceğim size. Fikir bence güzel, güzel, basit ama sonuçta lezzetin bir araya gelmesi gerekiyor. Basit ama çok lezzetli bir tavuk oluyor. Yani kremayı pürenin içine mi ekleyeceksin? Ne pürenin içine yani biberle... Ya süt veya tereyağı kullanmaktansa evet, krema kullanmayı da kremalı bir püre yapacaksın. Köz biber benim çok sevdiğim bir şey çünkü evet, şu an onun bütün kokusu içerisine sinecek. Evet. Patatesle karışacak ama ben patateste tercihen süt ve tereyağı. Ya ben de o yüzden aslında biraz takıldım. Ha, evet, ben tereyağı sordum. Ayrıca o köpükleri de arada biraz şöyle bir kevri evet, onunla toplarsak. Biraz ilgilenme. Köz biberin mesela reçelini çok severim biliyor musun? Oo, nefis o. Hele etle. Evet, etin yanında. Güzel bir şey çıkabilir dediğin gibi ortaya köz biberle kolay beraber. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Benim gözüme birkaç tabak çok iddialı gözüküyor senin. Ben bu yemeğe tam anlamıyla bayıldım. Hiçbiri birbirinden rol çalmıyor. Sosuna da bayıldım. Her şey gayet kıvamında, yerli yerinde, dengeli. Günün birincisi olan tabak. Onur bugün beşamel sos yatağında içi mantar, ıspanak ve dil peyniri dolgulu tavuk sarma yapacak. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsın Onur? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkürler. İkinci sezonun ilk yarışması olmak gerçekten çok güzel. İlk başta seçileceğimi düşünmüyordum. Seçildiğim zaman da şaşırdım yani, çok mutlu oldum. Her insan gibi kazanmak istiyorum, başarılı olmak istiyorum. Mutfak aşktır, aşkı yaşamaya geldim. Başarılı olacağımı zaten biliyorum. Ben dün akşam
senin tarifini evde okudum. Ve okurken sonlarına doğru gözümden yaşlar geldi. Bu kadar güzel, bu kadar neşeli bir tarif ancak böyle yazılırdı. Teşekkür ederim. Hele o tarifin başındaki ceviz ağacından olan kürdanı bir türlü anlayamadım. Sonuna kadar okuyacaklarım diye merak ettim. Onun için miydi? En sonunda not düştüm ceviz ağacından olmasa da olur diye. Ve çünkü bir şef olarak her şeyi bilmemiz gerek. Sizi yordum o zaman. Hayır, çok hoş bir tarifti. Bu tarifin şimdi hangi aşamasındasın, ne yapıyorsun bize biraz anlat bakalım. Tarifi hazırlarken dedim ki hani çocuklara biraz daha yararlı olsun diye, çocuklar yesin diye ıspanak kullandım, mantar kullandım. Hı hı. Sosunda hiç baharat kullanmadım. Hafif karabiber tatlandırdım. Hı hı. Çünkü tavukta tuz kullanacağım. Hı hı. Çok da fazla acılaştırmak istemedim. Sosum hazır. Tavuğumu ilk önce marine ettim. Güzel bir şey soracağım, lafını kesiyorum. Ne şekilde saracağım? Büyük ihtimalle şu şeyde. Biraz büyük olsun istiyorum. Ben kürdan yardımıyla tutturacağım için. Kürdanla bağlamayacaksın yani. Şimdi bak, bir peynirin uzun ince. Evet. Sen nasıl sarardın bunu Ece? Ben... Soruyorum. Diğer tarafa. Değil mi? Sanki tarafa... ben de bir hemen diğer tarafa. Hemen onunla bir çevirip, evet. Tabii. Neden? Çok kalın yaparsan, tavukta biz tam pişmişlik istiyoruz değil mi? Evet. Sulu ama tam pişmiş. Çok kalın olursa içinin çiğ kalma ihtimalini biraz arttırırsın. O da bizim için riskli. Yani. Bak gördüğün gibi ayrıca sunum yaparken de daha hoş, ince uzun gözükecek. Bir de Onur, bence ben yemek yaparken benim tercihim, ki bunun iki tercihin olabilir bu konuda. Her aşamada yaptığım şeyin tuz ve karabiber oranını dengelemektir. Yani ben tavuğa tuz koyuyorum, iç harcına koymayayım, aman üstüne koyarım, şimdi altına koymam, yok. Az ona, az ona, o senin dengen olacak. Burada bir detay daha var. İçine peynir kullandım. Çok fazla çeşitlendirmek istemedim. Peyniri kullanmamın amacı fırında ıspanak sulanırsa peynir onu tutsun diye, dağılmasın diye kullandım. Eriyecek mi peynirin? Bilerek örgü peyniri kullandım ki çok fazla tat karışımı olmasın, bak, bağlasın diye. Bu olabilir bazen. Evet, aynen. Peynirler, aynen. Hani kaşar peyniri ya da başka peynir kullanmadım ki tatlar birbirine karışmasın, bağlayıcı olsun diye kullandım. Sen bunun tadına baktın mı? Baktım. Yani hellimi aratmıyor, öyle söyleyeyim. Evet, yemeden önce tadına fena baktım. Değil. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Nalan bugün üzeri hardal soslu, içi mantar ve peynir dolgulu tavuk sarma yapacak. Merhabalar Nalan Hanım. Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İyiyim, siz nasılsınız? Nalan Hanım da klasik bir Türk hanımefendisi misafirperverliği. Gel gel, şimdi bak ağzına böyle mantarları tıkıştırırsın orada. Hadi bakayım çocuğum, sen öğlen yemeğini yedin mi? Tam o hava başlıyor. Yüzlerce insan içinde seçiliyorsunuz. Benim ablam da başvurdu, onu aramadılar. Hatta biraz atar tavır yaptı falan bana böyle. Ama burada olmak güzel, yarışmak güzel. Biraz da stres atmaya geldim, eğlenmeye geldim aslında. Buyurun. Öncelikle efendim, ellerinize sağlık şimdiden. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Şöyle Ece sizi tarifimizin ne aşamasındayız? Bu tarif bizi nasıl etkileyecek? Diğer tariflerden nasıl bir farklılığı var? Şimdi bu tarif sizi nasıl etkileyecek? Anne eli değdiği için elimin etkileyecek. Elimin lezzetinin farkını evet, elimin göreceksiniz lezzeti diyorsun. Olduğu için etkileyecek. Tarifimde önce mantarlarımı, soğanlarımı biraz öldürdüm. Kavurduktan sonra mantarlarımı ilave ettim. Onlar kavruldu. Baharatladım. Tuzumu, karabiberini attım. Tuz karabiber kullandım. Mantarda ben çok fazla karabiber de sevmiyorum. Sanki o biraz acı tadını ortaya çıkartıyor. Yani tatlandırmak için şöyle çok hafif azıcık bir değdim yani. Tamam. Çok fazla böyle kektir, nanedir, buna pek yakışacağını düşünmedim ben açıkçası. Belki muskat olabilir mi bilmiyorum. Evet, ama muskat olabilirdi. Şimdi onu diyeceğim. Kimseden yani, bu sıranın enteresan hiçbirinden ama muskatı şu an duymadım da. Bende var. Muskat bir sonraki tarifinde ben var. De var. Kim koydu? Bende var. Var mı? Hı-hı, var. Tamam. Tarifime ekleyeceğim. Evet. Bir taraftan da hardal en önemli sosumu yapıyorum. Hardallı mantar. Ne hardal? Tereyağı. Şimdi tereyağı var içinde. Onunu koydum. Onunla şimdi tereyağımı biraz da sıvı yağ koydum. Onu biraz kavuruyorum onun kokusu olmasın diye. Süper. Hardalımı ilave edeceğim. Hemen arkasından tavuk suyumu biraz da su ilave edeceğim. Nalan Hanım işi biliyor. Bir de Nalan Hanım, ben içeriden elinizi gördüm. Yani maşallah 40 senelik aşçılara. Öyle mi? Çok teşekkür ediyorum. Taş çıkartacak derecede bir şey var. Öyle bir bıçak. Biraz pratiğim ben. Şimdi tavuk daha pişmiyor, sos yapılıyor. Benim en hoşlanmadığım şeylerden biri bu yemeğin üzerinde donmuş olarak duran sos. O sosun donmaması için ne yapacaksınız? Ben ona bakacağım. Zaten ben en son fırınlayacağım sosumla beraber. Tamam. Şimdi ben tavuklarıma da sarımsak, zeytinyağı, biraz tuz, yine az karabiberle biraz
fırçaladım. Doğru kelimeyi bulamadım. Ev Hanım'ı fırçalarken. Evet, fırçaladım. Daha sonra ben bunları tavada bir ters düz edeceğim. Hafif onlayacağım. Bir ters düz ettikten sonra tepsime alacağım, fırın tepsime. Daha sonra sosunu üzerine döküp ondan sonra fırınlayacağım. Yani sarmıyoruz, açık bir yani şekilde. Biraz da etin kuru olmasını bir istemiyorum. Dakika, tavuk göğsü olduğu için. Sosun su oranı ne? Sos da mı fırına girecek? Tabii sos da fırına girecek. Birlikte pişecek. Ben sonradan üzerine döküyorum. Hayır beraber pişireceğim. Benim şu anki korkum tamamıyla tavuğun kuruması. Yanlış ama göreceğiz. Şey. Ev hanımlarına ben çok müdahale edip karışmak sevmiyorum işin aslı. Zaten bizim her zaman Türkiye'de fırçayı yiyebilirsiniz. Fırçayı yiyebilirsiniz. Memnun oluruz biz. Yanlışlarımız olabilir, eksiklerimiz olabilir. Bu arada Onur Bey sizden gelen kokuları çok beğenmediğini söyledi. Bilginiz olsun. Biraz önce ben de onu bir şey söyledim. Çok ev kokuyor dedi. Tuhaf koku geliyor sizlerden. Ne pişiriyorsunuz anlamadım dedim. Karıştırmayalım ortada. Başarılar size de. Teşekkür ederim. Sağ olun. Merci. Carmen bugün kremalı, köri soslu, içi mantar ve ıspanak dolgulu tavuk yapacak. Merhabalar Carmen. Merhaba. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? Burayı güzel bir fırına vereceğim şimdi. Sosunu da yapıyorum. Oldukça hızlısın. Evet, hızlı olmayı seviyorum. Anti Carmencilerin gazabına uğradım. Nazar değdi sanıyorum ki ayağım kırıldı. O yüzden yarım bıraktığım hikayeyi tamamlamaya geldim. Tabii ki de birincilik hedef. Birincilik olmazsa ben olmam. Eski Carmen miyim yoksa yeni Carmen mi? O da biraz sürpriz olsun. Görelim. Ben de senin tarifini okudum. Açıkçası senden ilgili ilk seni anlatan metni okuduğumda bir şeyler çok içime sinmişti. Hani birçok şey farklı olarak yapmışsın. Aslında mutfak aşkından değil köpeklere aşkından yarışmayı kazanmak istiyorsun. Evet. Kafayı karıştıran birkaç bazı bölümler var. Ama tarifini okuduğumda biraz ilgimi çekmeye başladım. Neden? Diğer yarışmacıların aksine benim çok sevdiğim mantar türlerini yazmıştım. Tarif aynı zamanda çok basit ama çok sevdiğim lezzetleri ön plana çıkartan bir tarif. Derili tavuk kullanman oldukça iddialı. Derisini güzel pişirirsen harika olur. Yani benim ilgimi çeken ufak dokunuşlarla aslında o başta senin hakkında düşündüklerimi çok güzel kırmış oldun. Bugünün en merak ettiğim tarifi aslında seninki. Derisi üzerinde yanlış yazmışsın. Balentin değil bu, bayotin. Bayotin veya galantin. Neyse fark etmez. Önemli olan neye niyet ettiğin. En azından yaptığını bil. Normalde kalçadan yapılır. Derisi üzerinde kalır dediğin gibi süper. Aynen öyle. Nefis hep bir detay. Hep kalça derim. Herkes güler. Kalça dediğin kalça için tebrik yani, ediyorum. Tabii ne kavuğun but kalçası bu. Benimki de. Ben biraz değişiklik yapmak istedim. Hayır. Gayet iyi gidiyorsun. Sadece ben ne yaptığını bilmen adına. Bence yemeğin adını düzeltebilirsin o anlamda. İçerideki ne mantarları, neler kullandın içeride? Ben kültür, istiridye. İstiridye. Bir de türüf. Kestane var mı? Türüf kestane. Türüf, kestane türüf yazıyordu. Hadi hayırlısı olsun. Hadi bakalım, kolay gelsin. Hadi bakalım, kolay gelsin. Mert bugün içi mozzarella ve pesto sos dolgulu, dışı da Hindistan cevizi ve parmesan kaplı tavuk sarma yapacak. Merhabalar Mert. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Ya çok güzel bir duygu, bir de çok ani gelişen bir şey oldu benim hayatımda. Rakibim çok güçlü ve iyi rakipler. Onları elimden geldiği kadar zorlayarak eğlenebildiğim, gidebildiğim yere kadar gitmek istiyorum. Nasıl gidiyor? Biraz bize tarifini değil anlat. Tarifim bir tam yazdan çıktık. Hafif Mert, bir pizza yapmışsın. Evet. Tavuktan pizza yaptım size. O kadar fazla doldurmuş gibi geldi sanki. Biraz evet, biraz fazla. Yastan tam yeni çıktık. Hani biraz hafif. Hani genelde hep tavuğun içine sebze doldurulur. İşte mantar, sebze, işte çeşitli şeyler. Ben de bugün biraz bir pesto sos yaptım. Güzel. Önce tavuğun iç yüzeyini onu biraz serdik. Onu biraz incelttim kremayla. Şimdi bak, pesto sos sun. Biraz zeytinyağı az değil mi? Kuru. Çünkü hani onu biraz ekleyeceğim. Hani çünkü bunun içine krema koyduğum için. Şimdi özellikle fırına girecek, pişecek yemeklerde kullanın. Pestoyu normalde kullandığın zeytinyağından da fazla kullanman lazım ki o normali için bile kuru bir pesto. Yani bak ben buradan görüyorum, gözümle görüyorum. Çünkü şey, bundan biraz ayırdım, kremayla karıştırdım. Çünkü pişti suyunu kaybedecek. Yani yağlı bilirsin olduğu için krema. Sen bilirsin. Biraz kremayla karıştırdım. Kremayla bakalım pesto. Bakalım. Sen bilirsin. Ben olsam yağızı dinlerdim. İyi bir fikir. Bence de yani. Ben de çok normalde yaptığımda çok hani yağlı. Daha yağlı üzerine çıkacak kadar. Hani tamam. O şekilde yapıyorum ama şimdi hani biraz
krema koyacağım için çok yağlı olmasını istemedim. Kullandığım peynirler de yağlı. Önce dişleri bozmak istiyor. Ona göre yani. Sonra çağıracak bizi değil mi? Gel bana diyecek. Terzi kendi söküğünü dikemez. Evet böyle. Evet. Telleri de takmış. Ben de tellerimle. Sonra neyle paneliyorsun? Panko mu? Panko evet. Panko, parmesan. Panko bulmuş içine... olman da güzel bir şey. Evet. Parmesan var içinde, panko var, karabiber var, biraz da tuz koyduk. Peki bir daha fırına vereceğin için sen panelerken yumurta veya un kullanmadın mı? Yumurta değil, krema kullandım. Kremayla kullandın, evet. Kremayla yapıştırıyorsun. Evet. Ondan sonra fırına vereceksin bu evet. Şekilde. Panko kullanması güzel bir şey. Panko sadece panko ekmeğin nedir? İçinden çıkan bir, evet Japonların uzak doğuda kullanılan. Beyaz ekmek kırıntısı aslında evet. Değil mi? Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Elif bugün domates sos yatağında içi fesleğenli ve fıstıklı pilav dolgu tavuk sarma yapacak. Hoş geldiniz. Merhabalar. Torpilli yarışmacına geldik Ece. Yok öyle değil. Ece soyadı aynı olanları Burçtaş ve isimdaş olduklarına torpilli. Kesinlikle şampiyonsunuz. Önce hiç merak etmeyin. Ne yaparsanız yapın. Şöyle geçelim. Eşime minnettarım çünkü onun soyadı bu. Fırına benim bakalım. De aynı şekilde. Çok heyecan verici. Burada olmak başlı başına heyecan verici ama ilk grupta olmak ayrı bir heyecan benim için. Ben mutfakta olmaktan çok çok büyük mutluluk duyuyorum. Çok keyif alıyorum. Eğlenmek istiyorum ben. Eğlenerek sonucunda da istediğim gibi şeyleri eğer gerçekten bir aksilik olmadan yapabilirsem yemeklerde birinci olmak istiyorum tabii ki. Boş bir tezgahla karşıladım ben evet, sizi şu an neden? İçin. Evet çünkü... Çok da boş sayılmaz esasında. Evet evet kullandıklarım orada duruyor. Kaju fıstıklı ve taze fesleğenli bir pilavım var. Biraz tarçınlı. Birazcık da sulu kalmış hep. Olsun. Fırına girecek. Bir şey de burada olacak. Kızaracak. İkişer dakika. Ben bir tadına bakmak istiyorum. Güzel gözüküyor. Şöyle vereyim. Bu aynı zamanda vejetaryenler için de. Sen vejetaryen misin? Değilim ama ailede olan ama tavuğun içine girdiğini düşününce. Şöyle bir şey var. Elif Hanım tek pirinç dolgusu yapan yarışmacımız esasında. Bu anlamda da sizi tebrik ediyorum. Bence iyi bir düşünce. Çünkü hemen hemen bütün yarışmacılarda %80'inde mantarlı ıspanak. Farklı olmasını istedim. Tavuklarımı fırına attım ben. Şu anda fırının içindeler. Kalçalı but fileto kullandım ben. Güzel. Ve biraz risk alıp onları et şeyiyle, derisiyle birlikte kullandım. Umarım iyi sonuçlandırabilirim. Carmen'de de aynı şeyi gördüm. Bunların, tamam siz zaten folyoya sardınız. Evet. Güzel, şahane. Güzel, buharda pişireceğiz ve farkındaysanız birazcık pirinç dişe geliyor. Onu bilinçli güzel. Olarak öyle bir şey yaptık değil mi? Hem fırına girecek hem de arkasından ikişer dakika tereyağında bir şöyle önlü arkalı orta buzları evet biraz daha böyle forma sokacağım. O yüzden var mı? Altına çok hani görsel olsun diye iki domatesi rendeleyip içine birazcık şeker, kırmızı toz biber koyarak böyle bir sos hazırladım. Şeker, kırmızı toz biber. Şeker yemeyin diyorlar ama o şeker mümkün o değil. Aslında ben asidi için koyuyorum. O asidi kırıyor ve daha tatlı bir his veriyor. Şekerliliğinin evet. Yanında. Evet. Maalesef çok yakışıyor mükemmel. Azıcık. Maalesef. Kırıyorsa. Seviyoruz. Evet. Kullanıyoruz biz de. Ayrıyeten de birazcık karamelize ediyorsunuz sosunuzu. Biraz yağı sanki. Sosu servis etmeden önce güzelce bir karıştıralım ve yağını sosun hafif bir dokunuşa, evet. Alacağım. Kaşıkla tamam. Alalım. Teşekkür ederim tavsiyeniz için. Sizlere de. Kolay gelsin. Teşekkürler. Of çok zor işin çok zor. Bakayım seninkine. Hayır, bundan bahsetmiyorum tabii ki de. Sarmadan bahsediyorum. Aç, biraz daha aç. Evet, olmuş. Güzel. Çok iyi ya, rakipleri çok beğendim. Seninki? Çok büyük olmuş ama. Kiminki? Ya ne dersen yapıyorlar. Sanırım bu konudan da pek anlamıyorlar. Fırın o kadar çok açılmaz. Onun işi zor. Aldım ben bunu. Bakın çıtır 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 yapıyor. Yukarıya çıkarttım. Derileri kızarsın. Eğer yine kızarmazsa piştikten sonra sıcak olan tavaya koyuyoruz ve derisini kızartıyoruz. Mükremin bugün patates püresi ve ıspanak dolgulu tavuk sarma yapıp karamelize soğan, mango sos ve kremalı pesto sosla servis edecek. Merhabalar Mükremin. Merhaba. Bu yarışmanın bana kattığı deneyimler, tecrübeler, ileriki zamanlarımda, aşçılık hayatımda, gastronomi hayatımda yararlı olacağını düşünüyorum.
yarışmanın sonunda birinci olduğumda alacağım miktarı eğitimim konusunda harcayacağım. Böyle ileride bu yarışmanın bana çok şey katacağına inanıyorum. Biraz önce seni izliyorum, bir şeyler karıştırıyorsun burada, yağ var, tavuk pişiyor, neler yapıyorsun? Karamelize soğan yaptım, fazla evet. Pişirmişim soğanı. Tekrar mı yapıyorsun? Yeniden yapıyorum. Hı-hı. İnşallah bu olacak. Peki bir şey söyleyeceğim. Soğanın karamelize olmadan o balzamik sirke niye onun içine girdi? Nasıl? Şimdi sen onun içerisine balzamik sirkesini koydun.